Futbolun şehirlerinde bu hafta sahabeler şehri Kilis'teyiz. Burası pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış çok kadim bir şehir. Zeytin ve üzüm şehri Kilis. Zaten bir yerde zeytin ve üzüm varsa orası çok uzun yıllar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış demektir. Kilis de bunlardan biri. Tabii Kilis'i size tüm ayrıntılarıyla, tüm yönlerini bu programda tanıtacağız. Ama Kilis Belediye Spor'unda ne durumda olduğunu yine hep birlikte göreceğiz. Şu an bölgesel amatör ligdeler ama hedefleri üst liglere çıkmak ve profesyonel liglerde mücadele etmek. Kilis'te gezilecek, görülecek çok yer var. Yenilecek çok yemek var. Çünkü buranın mutfağı da gerçekten Türkiye'nin en iyi mutfaklarından biri ve son yıllarda gurme turizmiyle de Kilis dikkat çekiyor. Kilis'i gezmeye, görmeye şehrin girişinden başlıyoruz. Bakalım Kilis'te bizi neler bekliyor? Hep birlikte göreceğiz. Kilis'te merkezdeki Tekke Camii ya da Cambulat Paşa Camii'nin önündeyiz. Burası 1553 yılında Sınır Bey'i Cambulat Paşa tarafından yaptırılmış. Aslında ilk yaptırıldığında burası çok büyük bir külliyeymiş. Cami de onun en önemli merkeziymiş. Mimarı kesin olarak bilinmiyor ama Mimar Sinan'ın kalfalarından birinin yaptırdığı düşünülüyor. Şöyle ki Halep'teki Mesudiye Camii var. Mimari yapı olarak bu o camiyi çok andırıyor ve o da Mimar Sinan yapısı olduğu için burayı yapanın da Mimar Sinan'ın kalfalarından biri olduğu düşünülüyor. En büyük özelliği kubbesi tabii. Yaklaşık 15 metre çapında bir kubbesi var ki Kilis'teki en büyük kubbe, bölgedeki de en büyük kubbelerden biri. Öyle ki Evliya Çelebi de buraya geldiğinde bu kubbeye olan hayranlığını padişahlara layık bir yapı olarak değerlendirmiş yazdığı seyahatnamede. Tabii içindeki minberi ve mihrabı da çok farklı. Renkli taşlarla yapılmış ve gerçekten eşi benzeri olmayan bir mihrabı ve minberi var şu anda bu caminin. Son olarak da kapının üstündeki mukarnaslarıyla dikkat çekiyor. O mukarnaslar da o dönemin taş işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Kilis'in şu anda simge ve en önemli yapılarından biri. Kilis merkezde Mevlevihane'nin önündeyiz. Şu anda Mevlevihane Camii olarak da adlandırılıyor. Buranın yapım yılı ile ilgili bir kitabesi yok. Onların kitabeleri bulunmuş daha sonrasında ama özellikle 1553'te Sınır Bey'i, Cambolat Bey'in yaptırdığı külliyenin içerisinde yer alan tekke olduğu düşünülüyor. Cambolat Bey bir Mevlana hayranı, müridi olarak burada bir külliye ve tekke yaptırmış. Hemen yanında da bir cami var. Zaten az önce o camiyi de görmüştük. Bu Mevlevihane'de o adı geçen tekke olması yüksek ihtimal. Ve şu anda da Kilis'in tam merkezinde mimari yapısıyla dikkat çekiyor. Ve aslında buranın bir dönem külliye olduğunu, burada daha büyük yapıların olduğunu da düşünmek gerekiyor.
Kilis'te Türkiye'nin ilk sabunhanesindeyiz şu anda. Aslında zeytinyağı üretimi çok eski çağlardan beri Kilis'te yapılıyor, bunu biliyoruz. Burada hatta en eski zeytin çekirdeği bulunmuş durumda, yaklaşık 4000 yıllık ve zeytinin olduğu yerde sabun da var tabii ki. Burası da 16. yüzyılda yapıldığı düşünülen bir sabunhane. Baktığınız zaman hala o eski sabunhaneden izleri taşıyor burada. Kuyular var, içeri girdiğinizde o kuyuları çok net biçimde görebiliyorsunuz. Ve buraya geldiğinizde eski bir sabunhanenin tüm detaylarını görüyorsunuz. Şu anda ne için kullanılıyor? Şu anda bir gençlik merkezi burası. Burada çocuklara çeşitli eğitimler veriliyor ve Kilis Belediyesi tarafından bir gençlik merkezi olarak bu bina şu anda değerlendiriliyor. Kilis, zeytinin ve üzümün çok eski çağlardan beri olduğu bir yer. Özellikle zeytincilik son dönemde burada bir hayli popüler. Hasan Altuntaş'la birlikteyiz. Kilis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü. Bize zeytini ve zeytinyağını o anlatacak. Kilis, sizlerin de bahsettiği gibi zeytin ve üzüm üretiminde Türkiye'deki önemli şehirlerden biridir. Özellikle Kilis, zeytin de dünyadaki önemli şehirlerden üretiminden biridir. Kilis'te bulunan Oylumhöyük kazı alanında 4000 yıllık zeytin çekirdekleri çıkarılmıştır. Yakın zamanda gerçekleşmiştir bu olay. Ve bunun sonucunda biz Kilis'te zeytinyağının ve zeytinin ana vatanından biri, dünyadaki üretim merkezlerinden biri olduğu sonucuna varmaktayız. Gerçekten muazzam. Yani 4 yıl önce burada zeytinin, zeytinyağının olması burayı çok daha değerli kılıyor. Doğrudur, evet. Lezzet açısından bakacak olursak bahsettiğim gibi asit oranı çok düşüktür. Asit oranı düşük olduğu zaman zeytinyağının değeri artar ve kendine has bir aroması vardır. Ve son yıllarda Kilis zeytinyağı çeşitli ödüller almıştır dünyadaki pek çok ülkeden. Yani bölgede tabii çok fazla zeytin ağacı var. Bunu yapan fabrikaların sayısı, üretimle uğraşan insanların sayısında bir artış var. Doğrudur. Hem geleneksel üretim yöntemlerimiz vardı. Bunun yanında modern üretim yöntemlerini de eklenerek yeni modern tesisler kullanılarak da Kilis zeytini en iyi şekilde, yağlık bir şekilde işlemeye devam etmektedir Kilis'te. Peki son olarak da ben Kilis Belediyespor'u sorayım. Zaten sizin takımınız. Doğrudur. Evet, Kilis Belediyespor bu yıl çok iyi bir durumdayız. Kendi ligimizde üst sıralara oynuyoruz. İlk 3 içerisinde bulunmaktayız biz. Şu anda inşallah sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başaracağız. Kilis şehir olarak hangi ligde olmalı? Hedefimiz öncelikle bir üst ligden başlayarak tabii ki Süper Lig'e ulaşmak en büyük gayemiz ve hedefimiz. Kilis Spor bizim maalesef kanayan yaramız. 10 seneyi geçkin oldu galiba. 3. ligden düştük ama bir türlü çıkmak nasip olmadı. Lakin bu sene gelen yönetim, gerek oyuncularımız gerek yönetimimiz çok güzel bir çalışma yaptılar. Şu anda da gidişatımız çok iyi. Tahmin ediyorum ki bu sene yapılan çalışmalar meyvesini verecek. Çünkü takımımızın, belediye başkanımızın, kulüp başkanımızın, kulüp müdürümüzün takıma bakış açısı, geçmiş senelerde yaptığımız hataların tekrarlanmaması açısından bayağı yol kat edildi. Biz vatandaş olarak da tribünde gerekli destekleri verdiğimize inanıyorum. Umut ediyorum bu sene mutlu sona ulaşacağız. İnşallah ipi göğüsleyeceğiz. Bu da bizi çok mutlu edecektir tabii ki. Bir spor sever olarak, futbol sever olarak İnanılmaz beklentiler içerisinde olduğumuz ve de bir il kulübü olarak bildiğimiz Kilis Spor'un yaklaşık 12 yıldan beri bu liginde mücadele ediyoruz. Şu anda inanılmaz bir ivme kazandık. Çok güzel bir yere geleceğimiz kanaatindeyiz. Şehir kitlendi. Taraftar kulübü kurduk ilk olarak. Futbol adına inanılmaz başarılar elde ettik. Hiç tahmin etmediğimiz bir yerdeyiz. İnşallah bu rüyadan uyanmayız. Bu rüya sonuçlanır. Biz de 3. ligde gerçek yerimize geçeriz tekrardan.
Kilis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Sorumlusu Şakir Kılıç'la birlikteyiz. Aynı zamanda Kilis'te hem futbol oynamış, hem teknik adamlık yapmış, hem de liglerde hakemlik yapmış biri olduğu için futbolu konuşmak için ondan daha doğru birisi olamaz herhalde Kilis'te. Öncelikle şunu sorayım, Kilis'te futbola olan ilgi nasıl? Bu kadar deneyiminle bize ne anlatabilirsin Kilis'le ilgili? Bizim Kilis halkı başarıya susamış futbol yılından. 2009 yılında Kilis Belediyespor 3. Lig'den bölgesel lige düştü. O günden bugüne yani çeşitli uğraşlar verildi çıkmak için. Bir türlü başarılıya sonuç duyarlı olamadık. Bu dönem teknik adam olsun, futbolcular olsun bir bütün boyutuyla şampiyonluğa kenetlenmiş durumdalar. Buna da Kilis halkı gerçekten müthiş şekilde destek veriyor. 7'den 70'e taraftar geliyor. Ben çoğunu tanıdığım için herkes başarıya aç. Yani sonuç odaklı artık yeter diyor. Yani bir üst diye çıkalım diye odaklanmışlar. İnşallah o sene bu sene olur diyorum ben de. Bir dönem 3. ligdeydi zaten bu takım. Evet, en fazla 3. Evet. ligde oynayabildi. Evet, evet. Şimdi neden olmasın ki 2. lig, 1. lig? Şehre ne katar? Şehre çok şeyler katar. Bugün 3. lige çıktığımızda diğer illerden, farklı yerlerden takımlar gelecek, taraftar topluluğu gelecek. Bu taraftar topluluğu ne yapacak? Esnafa, otellere bir getirisi olacak. Farklı kültürler kaynaşacak, ileriye gidecek. İleri gittikçe bu da Kilis'e güzellikleri beraber getirecek. Zaten gelişim de böyle oluyor yani. Kademe kademe ilerlemek tabii, gerekiyor tabii. Ama son olarak buraya bir stat gerekiyor, onu söyleyelim. Tabii ki yani gönül ister ki buraya, şu an sentetik çim sahamız var. Bir çim saha neden olmasın? Ben buradan sizin vasıtanızla üst düzey yetkililerimize sesleniyorum. Kilis halkı gerçekten güzel bir spor kompleksini hak ediyor. Kilis denince akla ilk gelenlerden biri de Kilis mutfağı. Buranın çok önemli yöresel lezzetleri var. Biz de o yöresel lezzetlerin tadına bakmak ve hikayelerini öğrenmek için çok güzel bir konağın içerisindeyiz. Sibel Onarıcı yanımızda. Bu güzel yemekleri onlar hazırladı. Sağ olsunlar. Öncelikle neredeyiz? Onu bir söyleyelim. Öncelikle Kilis Belediyesi'ne bağlı Abidin Ağa Kadın Meslek Edindirme Merkezi'ndeyiz. Burada ortalama 8 sınıfımız var ve burada 8 sınıfımızda ikişer tane halk eğitim destekli öğretmenlerimiz görev alıyor. Peki şimdi ben bunun adını söylemeye çalıştım ama birkaç kez söyleyemedim. Evet. Ne bunun adı? Bu yemeğimiz küvül müfşişiye. Evet, işte gördüğünüz evet. gibi kolay değil söylemeyiz. Kökeni Suriye'ye odaklı, oradan gelme. İçerisinde iç yağımız ve cevizimiz var. Köftesinin harcında ince bulgurumuz ve etimiz, soğanımız var. Ve çok az da nane ilave edip küvül müfşişiyeyi mangalda pişirip sıcak mangalda sıcak. Mı yapıyor? Tabii ki mangalda. Bu mangalda yapıyor. Evet, özelliği mangalda. Yok. Aynı. Burada evet. da çok güzel bir çorba görüyorum. Şöyle içini de karıştırayım. Siz bir yandan anlatın. Evet. Ne var burada? Halk arasında şiveydiz olarak bilinir şiveydiz, genelde. Evet. Ama bizde sarımsak aşı olarak geçer. Hmm. Taze sarımsak, taze soğan ve haşlamalık etle birlikte yoğurtla bu şekilde bir yemek, ana yemeğimiz. Yanına mutlaka bu, ya bulgur pilavı yaparız ya frik pilavı yaparız. Bu biz. Ana yemek olarak geçer. Aynen, ana yemek olarak geçer. Belki de ziyade. Şimdi Kilis'te en çok bilinen ve evet. en sevilen yemeklerden birine geldi evet. sıra. Eşkili kebabımız. Eşkili kebap. Evet. O nasıl yapılıyor? Eşkili kebabımız da yine kıymasını hazırladıktan sonra onu fırınlıyoruz. Daha sonra soğanlarını pişiriyoruz. En son ekmeğe koyup soğanımızı üzerine gezdirip çorbamızın üzerine, ekmeğimizin üzerine kıymalarımızı eşkili koyuyoruz. Eşkili niye? Çok mu ekşi oluyor? Tam kıvamında. Tam kıvamında. Tam kıvamında. Tam kıvamında. Peki, burada bir dolma var. Evet. Buraya gelirsek. Şıhıl mahşi dediğimiz. Bu da zor işte. Evet. Şıhıl mahşi. Evet. Dolmaların şihı olarak bilinir. Hı, dolmaların şahı. Bu da yine Suriye kökenli bir kültürden geliyor. Kabakla da yapılıyor ama esas dış ürünü Kilis'in yetiştirdiği acur olarak bilinen bir bitkimiz var. Başka hiçbir yerde duymadım. Evet. Küçük küçük acurdur. İçerisinde kıymamız var. Kırık leblebimiz var. Maydanozumuz var. Leblebi. Evet. İç harcını o şekilde yaptıktan sonra dolduruyoruz. Evet. Domates sosuyla tencerede pişiriyoruz. Bu da işte. Tamamen özgün bir
demek. Aynen. Yani başka hiçbir yerde bunu bulamazsınız. Ve son olarak bu mücvere benzettim evet, ben. Evet. Dıştan mücvere benzese de adı ne? Kilis özgü adı Önce. Önce. İçerisinde soğan, sarımsak, maydanoz, nane ve unla harmanlanan bir harcımız da yapıyoruz. Zeytinyağında da kızartıyoruz bu harçları yaptıktan sonra. Ben son olarak futbolu soracağım. Futbolda Kilis Belediyespor var. Evet. Şu an amatörde. Hı hı. Daha üst liglere çıkmayı hedefliyor. İnşallah. Nerede görmek istersiniz? Biz bile hani zaman zaman çocuklarımızı götürmek istiyoruz. Bazı maçlarına katılıyoruz Kilis içinde olanlara. İnşallah çok güzel, layık olduğu yerlere girer. Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikteyiz. Hem Kilis'i hem de Kilis Belediyespor'u konuşacağız kendisiyle. Öncelikle tabii Kilis'le başlayalım. Türkiye'nin önemli noktalarından biri burası. Siz kültürel ve tarihi açıdan Kilis'i nasıl anlatırsınız izleyenlerimize? Kilis tarihi itibariyle çok eski bir yerleşim merkezi. Milattan önce 1700 yıllarında Hitit'in önemli şehirlerinden bir tanesi. Yine Kilis'e yakın mesafede uylum höyüklenen bir 3000 milattan önce 3000 yıl öncesine dayanan bir Tunç Çağı'nın önemli merkezlerinden bir tanesi Kilis. Tabii daha sonra Hititler, Pers, Med, Selçuklu, Osmanlı gibi birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan şehirlerimizden bir tanesi. Tabii tarihi ve özelliğin yanında turistik özelliği de var Kilis'in. Özellikle Kilis yemekleri evet. Çok meşhur biliyorsunuz. Bununla ilgili tescilli ürünlerimiz de var. Nedir onlar? Mesela Kilis tava. Tüm Türkiye'de tanınan Kilis tavamız. Cennet çamurumuz tatlı olarak. Evet. En başta sayabileceğim ürünler bunlar. Bunun gibi tescilli ürünlerimiz var. Tabii Kilis'in bir de tarımsal üretimi çok önemli. Kilis tarihi özelliğinin yanı sıra Kilis'teki tarihi konakları, tarihi camileri, tarihi yapılarıyla birlikte bir de dediğim gibi Zeytinyağı üzerinde tarımsal ürünle ilgili zeytinyağı ve üzüm çok iki önemli ürün. Futbol peki? Kilis'te futbol çok sevilir mi? Tabii Kilis'te futbol çok sevilir. Özellikle geçmiş yıllarda Kilis'te mahalle takımları vardı. Hatta yakın köylerin bile takımları vardı. Kendi aralarında turnuvalar falan yapılırdı. Fakat tabii son yıllarda Kilis'in futboldaki temsilcisi Kilis Belediyespor oldu. Evet. Kilis Belediyespor da tabii bu yılki kadrosuyla, teknik ekibiyle şampiyonluğu hedefleyen bir ekip oldu. Kilis Belediyesi olarak biz de Kilis Spor'a elimizden gelen desteği sağlıyoruz onun şampiyon olması için. Kilis'te Sari Efendi Sokağı'ndayız. Burası eski kilisi en iyi yansıtan sokaklardan biri. Gördüğünüz gibi taş evler var ve eski dönemde yaşanmış bu evler. Bazıları restore edilmişler. Ahşap işçiliğiyle dikkat çeken cumbalı ev. Özellikle bu sokağın en güzel evi. Eski kilisteki hayatı, buradaki yaşantıyı merak ediyorsanız aslında gelip bu sokağı gezmeniz gerekiyor. Bu bölgede Mardin'de, Hatay'da da bu evleri çok sıkça görmüştük ama Kilis'te de gerçekten muhteşem bir işçilik var. Bir dönem insanlar burada bu güzel evlerde yaşamışlar. Zaten her metrekaresinde buranın yaşanmışlık var. Siz de geldiğiniz zaman bu yaşanmışlığı çok yakından görebiliyorsunuz. Çok güzel.
Kilis'in en eski camii olan Ulu Cami'deyiz. Ulu Cami müezzini Abbas Doğan yanımızda. Camiyle ilgili bilgileri ondan alacağız. Sanıyorum tarihi 13. yüzyıla kadar giden bir cami burası. Aynen. Daha detaylı tarihçesini siz söyleyebilir misiniz? Buranın tarihçesi belli değil. Sadece Memlükler dönemi yapı tarzı olarak, bir de Halep'te Zekeriya Camisi var. Orayı yapan usta Kilis'te Ulu Camisi'ni kendisi inşa etmiştir. Evet. Çok tarihi bir camidir. 11 kez onarım kitabesi bulunduğu için yani en az 10-11 kez buranın da onarımdan geçtiğini görüyoruz ama ne mutlu ki o mimariyi korumuşlar. Aynen. Bir de burada kiliste bir gelenek varmış galiba değil mi? Milletvekilleriyle ilgili. Aynen yani burada milletvekili olacak kişi gelir burada iki rekat namazını kılar, öyle niyetlenir. Sonra seçimi kazandığı akşamında evine gitmez. Gelir iki rekat yatsı namazından sonra iki rekat namazını kılar, öyle evine gidermiş. Evet hocam, çok teşekkürler verdiğiniz bilgilerle ilgili. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Burası kilisin en eski camii ve gerçekten de gelip görülecek güzel mimari bir yapı. Bir de şunu söylemek lazım. Hiç kesintisiz burada yaklaşık 680 yıldır ibadet ediliyor. Kilis'te şu anda ayakta kalan tek havradayız. Burası Kilis'te kalan tek Yahudi ibadethanesi şu anda. Yakın bir dönemde restore edilmiş. Aslında bir dönem burası Yahudi mahallesi olarak da biliniyormuş Kilis'te. Ve burada iç içe yaşıyormuş insanlar. Ama sonrasındaki buradaki cemaat azalınca kimse kalmamış ve burası da kapanmış, harap bir haldeymiş. Yakın zamanda yani 2019'da bir restorasyon geçirdikten sonra tekrar açılmış. Şimdi dönem dönem başka şehirlerden gelip burada ibadet eden Yahudiler var. Zaten hemen baktığınız zaman 100 metre ileride camiyi görüyorsunuz. Muallak Camii. Ve dar bir sokaktan geçince 100 metre ileride de havra yer alıyor. O dönem tüm burada yaşayan cemaatlerin nasıl iç içe olduğunu bize gösteriyor. Üç farklı kısım var burada. Hahamhane, buradaki din görevlerine ait odalar ve öğrencilerin eğitim gördüğü alan. Bir restorasyon geçirmiş. 6 kitabesi var şu anda İbranice yazılmış olan ve buranın tarihçesini anlatan. Kilis'te Hazreti Zübeyir ve Hazreti Talha'nın türbelerinin önündeyiz. Hazreti Zübeyir peygamberimizin halası Safiye'nin oğlu olup Ebu Bekir'in damadı olmakla peygamberimiz de Zübeyir ve Talha bacanak ve ilk Müslüman olanlardan beşincisi. Hazreti Talha ise Zübeyir'le teyze oğlu ve peygamberimizin diğer halasının oğludur. Ebu Bekir'in damadı o da ve Zübeyir ve Talha ile üçü bacanak. İslamiyet'i kabul edenlerden altıncısı da Hazreti Talha. Bu türbeler tabii hem kilis için büyük önem taşıyor hem de baktığınız zaman
Müslümanlığı kabul eden 5. ve 6. kişiler olması dolayısıyla da buraya gelen ziyaretçiler gelip burada dualarını ediyorlar ve Hazreti Zübeyir ve Hazreti Talha'yı da ziyaret etmiş oluyorlar. Yakın bir dönemde etrafı da düzenlenmiş ve kilise gelen hemen hemen her Müslüman buraya uğrayıp burada dua ediyor. Kilis'te bir dünya şampiyonuyla, bir Avrupa şampiyonuyla birlikteyiz. Merve Yeni Dünya, bilek güreşinde ülkemizi başarıyla temsil eden 3 dünya şampiyonluğu, 2 Avrupa şampiyonluğu ve sayısız da Türkiye şampiyonluğu bulunan bir sporcu kardeşimiz. Buraya gelmişken onu da tanımak istedik. Merhaba. Merhaba. Öncelikle bilek güreşi nasıl başladın? Onun hikayesini öğrenebilir miyiz? Kaç yaşındasın? 17 yaşındayım şu anda. Bilek güreşini 5 senedir yapıyorum. Çocukken abim sporcuydu önceden. Abimden meraklanarak ben de spora merak saldım. Sonra bir spor arayışı içine girdim. En sonunda da bilek güreşiyle karşılaşınca hoşuma gitti ve devamını getirdim. Biraz anlatır mısın bize nasıl oldu ondan sonra gelişimin? Gençlerde başladın. Evet, ilk önce ilk yarışmalara girdiğimde yaşım 13'tü. 18 yaş altı ağır sikletle yarıştım. 2017'de Türkiye 4.'sü oldum. Sonraki sene 2018'de sağ kolda Türkiye 2.'si oldum. 2019'da tekrardan sağ kolda Türkiye şampiyonu, sol kolda Türkiye 2.'si oldum tekrardan. Sonra Avrupa ve dünyaya gitmeyi hak kazandım. Milli takıma girdim. Avrupa'da da şampiyon oldum, Avrupa şampiyonu oldum. Sonra da dünyada da tekrardan sağ ve sol kolda şampiyon oldum. Vallahi alkışlanmayacak başarılar değil. İşte kupaların, madalyaların, dünya şampiyonluğu madalyan zaten boynunda. Seni tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Peki burada seninle gelip bilek güreşi yapmak isteyenler dışarıdan oluyor mu? Tabii oluyor. Yani erkeklerden özellikle evet. Şansını deneyenlere ne yapıyorsun? Hem okulda hem de dershanede, aynı zamanda antrenmanda da oluyor. Olunca da yapıyoruz. Peki bundan sonraki hedefin ne? Bundan sonraki hedefim bayrağımı en iyi şekilde temsil etmek tabii ki de. Hani her sene tekrar tekrar bayrağımı ve İstiklal Marşı'mı en yükseğe çıkartmak istiyorum. Kilis Belediye Sporumuz şu anda bu sene inşallah Allah'ın izniyle umudumuz üçüncülüğe çıkma, yükselme yönünde. Takımımıza inanıyoruz, güveniyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle biz bu sene şampiyon olacağız. Kilis'e gönül vermiş, Kilis spor sevdalılarından, Kilis'imize katkı yapmış insanlardan biz bu yolda destek istiyoruz. Kilis Belediye Spor şampiyon olmasını istiyorsak hep birlikte omuz omuza şampiyonluğa diyorum. Bu sezon tek bir amacımız var, o da şampiyon olmak. Kilisimizin gururu, tek bir spor müsabakası var, bir kilis sporumuz var. Gördüğünüz gibi çocuklarımızı yeşertecek, onlara güzel örnek olacak tek bir futbol takımımız var. Onu da yüksek yerlerde görmek istiyoruz inşallah. Kilis Belediye Sporumuzun yeşil siyah renkleri bizim için sevdadan daha ötedir. Kilis Belediye Spor şu anda çok iyi süreçten geçiyor. Şampiyonluk yolunda ilerliyor. Yani biz de artık kilisimizi daha yüksek yerlerde, daha büyük takımlarla karşı karşıya gelmesini istiyoruz. Yani artık Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük takımların kilisimize gelip onları ağırlamak isteriz. Hep beraber kenetlendik. İnşallah bu sene şampiyon olacağız.
Kilis Belediyespor'umuz yaklaşık 15 yıldır amatör ligde. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bir üst ligi için mücadele ediyoruz. Bu yıl o hedefe çok yaklaştık. Keretlendik omuz omuza. Abilerimiz, kardeşlerimizle birlikte şampiyonluk adında emin adımlarla ilerliyoruz. Biz de bilirdik İstanbul takımlarını tutmayı, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a. Ama memleketimizi satmayı kendimize yakıştıramadık. Kilis Belediyesporluyuz. Ve bundanla gurur duyuyoruz. Öncelikle ben buradan Sayın Valimize seslenmek istiyorum. Kilisimizin stadı yoktur. 15 senedir biz amatör ligdeyiz. Bizleri her türlü desteklerini esirgemelerini, yani esirgemeden bizleri buralardan yüksek yerlere getirmelerini istiyoruz. Kilisimizin tek yani umudu olan her hafta bir tek pazar günümüz olan bu Kilis Belediyesporumuzun yanındayız her hafta. Biz bu yeşil siyah renklere gönül verdik. Daima takımımızın yanında olduk. Ama takımımızı kesinlikle satmadık. Biz yine buradayız. Her daim burada olacağız. Kilis'in en meşhur lezzetinin tadına bakmaya geldik. İzzet Can Özer'le birlikteyiz. Kilis tava yiyeceğiz tabii ki. Tescilli bir ürün. Kilis'in tescilli ürünlerinden biri. Doğru söylüyorsun. Ve inanılmaz lezzetli. Kilis'e geldiğiniz zaman Kilis tava yemeden dönmüyorsunuz. Burada yapılan Kilis tavanın tadı da başka illerde yapılana benzemiyor. Evet. Kilis'e özgü bir şey Kilis tava. Öncelikle peki, hoş geldiniz Babos Bey. Hoş bulduk. Bize anlatır mısınız biraz Kilis tavayı? Kilis tava bir kasap ineğidir öncelikle. Yani tarihi çok eskiye dayanıyor. 100 yıldan beri ustalarımızın yaptığı, kasaplarda hazırlanan, işte iş yerlerinde yedirilen, evlere ve iş yerlerine servis yapılan bir kasap yemeğidir. Neyden yapılıyor? Et, hangi eti kullanıyoruz? Şimdi, Kilis tavanın içerisinde biz dişi koyun eti kullanıyoruz. Yeşil biber, kırmızı biber, çok az miktarda bir kruvasan kullanıyoruz. Ve baharat olarak tuz, toz biber, karabiber atıyoruz. Eti kendi yanında olması çok önemli. Buradaki önemli olan konu. Bunu zırhla özdeşine kadar çekiyoruz. Kıvama geldikten sonra tepsinin altına patlıcan diziyoruz. Eti yapıştığından dolayı, lezzetlediğinden dolayı. Eti yaydıktan sonra da sunum olsun diye görmüş olduğunuzu kesiyoruz. Hem pişme açısından daha sağlıklı oluyor. Yani ısı aralarına giriyor. Ve servis olduğu zaman ve görsellik açısından daha güzel oluyor. Süslemesini de domates, biber ve soğanla yapıyoruz. Bu ürünümüzü taş fırında pişiriyoruz. Taş fırında pişiriyor. Evet. Eskiden kasaplarda yapılıp ekmek fırınlarına mı gönderilirdi? Tabii ki şu anda yine aynı. Yine aynı. Usulümüz devam ediyor. Şu anda kasap hazırlar. Her kasabın çok yakınında taş fırını olur. Taş fırında pişiririz. Müşteriye tırnaklı pide sunarız. Ya dediğim gibi bunu başka şehirlerde de yapıyorlar ama buradaki lezzet olmuyor. Neden? Ya şimdi tabii ki yani adı üstünde Kilis tava. Dolayısıyla... Eti mi farklı yani buradaki? Tabii. Zaten tavanın da coğrafi bir şeyi alındı. Patentimiz alındı şu anda. Etimiz farklı, ölçülerimiz farklı, sürekli aşina olduğumuz bir iş. Peki nasıl yedin? Her şeyden önemlisi bu. Kilis tavanın usulü tırnaklı pideler malum sunduğumuz gibi sunuyoruz. Ve siz gösterin, evet. Onu, siz bunu ben evet. Beraber nasıl yenir gösterelim. Tabii. Tırnaklı i̇şte pide. İşin en keyifli kısmına geldik. Evet, yani çatal kullanmıyoruz çatal burada. Çatal yok zaten evet. Masada. Böyle ilk önce biraz yağına banarak. Yağına banıyoruz. Evet, ondan sonra ucundan bir lapma koparıyoruz. Koparıyoruz. Bunu böyle sulu bir şekilde. Yağ akacak diyorsunuz ya. Tabii ki. Biraz da domates alıyoruz. Şöyle yiyoruz. Şöyle. Elinize sağlık. Gerçekten mükemmel. Afiyet şeker olsun.
Kilis'te en önemli yerel lezzetlerden ikisi cennet çamuru ve tabii ki Kilis katmeri. Tatlı çok seviliyor Kilis'te. Gecenin geç saatlerine kadar buradaki tatlıcılar açık. Ve şimdi o tatlılarla ilgili bilgileri alacağız. Tabii ki önümüzde her ikisi de var. Kilis katmeri de. Cennet çamuru da var. Evet. Cennet çamuruyla başlayalım çünkü galiba o coğrafi işaretli bir ürün. Evet. Kilis'te çok eski yıllardan beri tadı çok beğenilen ve dedelerimizden beri süre gelen bir damak lezzetimiz. Kilis kadayıfı var içerisinde. Tereyağımız var. Ayran almış sade yağımız var. Şeker, üzerinde köy kaymağımız var. O şekilde sunulan bir tatlımız. Nasıl yapılıyor peki? Yapımını biraz anlatır mısınız? Tatlı bakır tepsilerde yapılması daha güzel oluyor. Çiğ kadayıf birkaç defa kavrulduktan sonra arasına toz şeker, şerbet, toz fıstığımız eklenerek sunum yapılarak, üzerine kaymak dökülerek sunum yapılan bir tatlımız. Kaymak olmazsa olmaz herhalde bu. Tabii kaymak köy kaymağı olması gerekiyor. Niye çok gece geç saatlere kadar tatlıcılar açık burada? Burada tatlı tüketimi ve lezzete olan düşkünlükten dolayı insanlarımız... Her saatte yeniyor yani. Tabii her saatte var. Peki Kilis katmeri? Kilis katmerimiz... Katmer de aslında pek çok bölgede var Türkiye'de ama bu farklı Kilis biraz. Kilis katmerimiz evet. Tavada, bakır tavalarda tereyağıyla... kızartılarak yapılan bir tatlı. Yine aynı şekilde cennet çamurunun üzerindeki kaymakla arasına döşenerek köy kaymağıyla. Peki diğer katmerlerden farkı nedir? Antep katmeri dediğimiz bir katmerimiz var. O şeyde pişer. Fırında pişer. Bizimki tavada kızartılır. Onun arasında toz şeker olur. Bunun üstünde kıvam olur, şerbet olur. Dökülerek yenir. O biraz daha Antep katmeri kahvaltılarda tercih edilen bir tatlı. Bizimki daha çok yemeğin üstüne tercih edilen bir katmerimiz olarak sunuyoruz. Peki evlerde de yapılıyor dediniz. Hala devam ediyor mu evlerde yapılmaya? Cennet çamurunu yapanlar var ama katmeri evlerde açılması biraz ustalık isteyen bir şey. Son olarak futbola geleceğiz. Evet. Kilis Belediyespor şu an amatörde. Evet. Ama 3. lige çıkma yolunda iyi gidiyor. Evet. Biz takımla ilgili ne söyleyeceksiniz? Kilis Belediyespor'u çok seviyoruz. Yani sporu da çok seviyoruz. Futbol seviyor musunuz? Kilis olarak tabii. Futbolu seviyoruz. İnşallah ümit ediyoruz ki 3. lige çıkmasını çok ümit ediyoruz. Peki şöyle söyleyelim. Hangi ligde görmek istersiniz? Tabii ki 1. ligde görmek isteriz. Süper Lig'de de görmek isteriz. İnşallah diyelim. Kilis'te Oylumhöyük'teyiz. Oylumhöyük Kazı Başkanı Profesör Doktor Atilla Engin yanımızda. Kazı ile ve buradan çıkan eserlerle ilgili kendisinden bilgi alacağız. Evet. Merhaba hocam. Merhaba. Oylumhöyük Kültür Varlıkları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Üniversitesi adına yürütülen bir kazı projesi. Güneydoğu Anadolu bölgesinin en uzun soluklu kazısı. 30 yılı aşkın bir süredir kazı çalışmaları sürmekte. Tabii boyutları itibariyle Güneydoğu Anadolu bölgesinin Türkiye'nin en büyük höyük yerleşmelerinden biri. Höyükteki kazı çalışmalarımız özellikle Tunç Çağları ve Demir Çağları'na yönelik tabakaları araştırıyor. Bulunduğumuz alanda da höyüğün yaklaşık 200 metre güneybatısında mozaikli bir bazilika alanı. Burası bir bağ alanıydı ve tahrip edilen mozaikler nedeniyle burada bir kurtarma kazısı gerçekleştirerek burayı koruma altına aldık. Şimdi bazilika dediğimiz zaman aslında Hristiyanlık öncesi yapılmış. Şöyle sonra bazilikalar kilise olarak mı kullanılmış? Roma döneminin aslında meclis toplantı yapıları evet. Bunlar. Özelliği sütunlarla galerileri ayrılmış dikdörtgen yapılar. Yapı 800 metrekare büyüklüğünde. Bunun 400 metrekaresinde yaklaşık mozaikler korunmuş durumda. Tabii Roma döneminden devam eden bir geleneği yansıtıyor bu mozaikler. Hristiyanlık dönemine geldiğimizde belli bir dönemde İslam ve Yahudilik inancının kültürlerinin etkisiyle tasvir yerine daha çok geometrik motifler evet. Yaygınlaşmış.
Son olarak yine Oylumöyük kazısına dönecek olursak, şu an Kilis Müzesi'nde sergilenen eserler var. Evet. Onlar içerisinde en önemlilerini bize anlatabilir misiniz? Şöyle, tabii kazdığımız tabakalar içerisinde özellikle Tunç Çağları'na ait bir saray yapısının önemli bir bölümünü, yaklaşık 1000 metrekaresini ortaya çıkardık ve ele geçen çivi yazılı belgeler ve mühür ve mühür baskıları Oylumöyük'ün özellikle Tunç Çağları'nda bir yönetim merkezi olduğuna şüphe bırakmadı ve bizim elde ettiğimiz bulgular burasının Tunç Çağları'nda Nuhaşe ülkesinin başkenti Hitit kaynaklarındaki Kuizila ya da Mezopotamya kaynaklarındaki Ulisum, Ullis, İllis kenti olduğunu gösteriyor. Ve baktığımızda aynı zamanda Tunç Çağları'nda başta mobilya, dokumacılık, zeytinyağı üretimi yapan, madencilik endüstrisinin faal olduğu, tabii tarım ve hayvancılığa dayalı bir merkez görünüyor. Kilis'te yeme içme kültürünün sonu yok. Kilis'in en lezzetli yemeklerden biri de hepimizin çok iyi bildiği lahmacun. Lahmacunun en iyi yapıldığı yerlerden biri belki de Kilis. Biz de şimdi fırına geldik. Aslında nasıl yapılıyor onu anlatalım. Burada kasaplarla fırınlar çoğunlukla yan yana. Etleri ya kasapta hazırlanıyor ya evlerde hazırlanıyor. Çoğunlukla da kasaplara yaptırılıyor. Onlar buraya geliyor hazır halde ve buradaki fırınlarda güzelce pişirilip Kilis lahmacunu ortaya çıkıyor. Lahmacunu en iyi yiyebileceğiniz yer işte bu fırınlar. Biz de onun için fırına geldik. Ustalarımız sağ olsunlar. Çok da güzel bir lahmacun hazırladılar bizlere. Biz de o herkesin çok övdüğü Kilis lahmacununun şimdi tadına bakacağız. Lahmacunumuz burada. Ben şöyle hemen bir parça kopartayım bundan. Ve çıtır çıtır lahmacunun hemen tadına bakalım. Evet, lahmacun seviyorsanız Kilis lahmacununu çok seversiniz. Bence lahmacunun en iyi yapıldığı yerlerden biri burası. Kilis Belediye Spor Başkanı Ahmet Günay'la birlikteyiz. Kilis'te futbola olan ilgi nasıl? Kilis Belediye Spor'un hedefleri neler? Bunları konuşacağız kendisiyle. Öncelikle tabii Kilis'te futbola olan ilgiyi sorayım ben. Nasıl bu bölgede, bu şehirde futbol sevilir mi? Biz 2009 yılından 3. ligde oynuyorduk. Maalesef o günden bugüne amatör ligde oynuyoruz. Daha önceden de bir üstlüğe çıkmak için bayağı çaba gösterdik ama bugün hedefimiz daha farklı, bir üstlüğe çıkacağımıza inanıyoruz. Halkımız, taraftarımız bunun için çok çaba gösteriyor, çok emek gösteriyor takımın bir üstlüğe çıkması için ve futbolu çok seviyor. Biz tabii ki hani diyoruz Kilis aslında bir futbol şehri ama biz takımımızı tabii ki herkesten çok bizler takımı bir üstlükte görmeyi istiyoruz. Maçlar doluyor mu? Taraftarlar geliyor mu? Belki arkadaşlar çekim yapmıştır. Maalesef stadımız çok büyük değil. Yani yaklaşık 2000-2500 kişi kapasiteli. Burası da doluyor ve şu kenar olan yerlerde sığmıyor ve bu kenar yerlerden maçlarını seyrediyorlar. Yani maalesef. Büyük bir destek olduğunu söyleyebiliriz. Çok destekler var, çok destekler var. Yani buraya stada seyircimiz sığmıyor. Anladım. Peki, çok fazla ilgisi var. O biraz başarıyla da aslında doğru İnşallah, orantılı. İnşallah. Başarı inşallah. Gelirse? Başarı gelecek. Ondan eminiz. Biz hem yönetim olarak kendimize güveniyoruz, yönetimimize güveniyoruz ve işte futbolcu kardeşlerime de güveniyorum. İnşallah başarı gelecektir. Hayalinizde neresi var? Şu an üçüncülüğe çıkmak.
sonra uzun vadede? Ya üçüncülüğü, ikinciliği, birinciliği ve Süper Lig. Bir gün olur mu sizce Süper Lig? Olacak. Ben inanıyorum. Kilis Belediye Spor Teknik Direktörü İbrahim Katırcı ile birlikteyiz. Takımı ondan öğreneceğiz. Ne yapıyorlar, hedefleri neler, onunla konuşacağız. Hocam öncelikle tabii Kilis'le başlayalım. Evet. Burada futbol olan ilgi nasıl onu sorayım size. Maçlarınız nasıl geçiyor, taraftarlar ilgi gösteriyor mu? Evet, burada futbola ilgi üst düzeyde, üst seviyede. Her yıl biz burada şampiyonla oynuyoruz zaten. Taraftarlarımız da bu tribünleri fazlasıyla dolduruyor, hatta yetmiyor. Burada duvarların arkasına, telergülerin arkasına falan bayağı bir taraftarımız, seyircimiz geliyor. Bu tribün bunun iki katı olsa dolduracaklarından hiç şüphem yok. Yani bayağı bir stat lazım buraya. Bir stat lazım, kesinlikle bir stat, biçim sahibi büyük stat lazım. Taraftarlarımız da biz de büyük bir stat, büyük bir saha çok istiyoruz. Motive olur mu o zaman futbolcular biraz? Acayip motive olur çünkü çok etkiliyor bizi taraftarlar. Özellikle bu sene bazı maçlarda 2-0'lardan falan bayağı bir dönüş yaptık. Bunlar taraftarların sayesinde oldu. Taraftarların tezahüratlarıyla, destekleriyle oldu. İnşallah böyle bir büyük stat, böyle bir büyük taraftar olursa aşırı motive oluruz. Çok daha iyi olur bizim için. Peki daha önümüzdeki yıllara bakarsak uzun vadede Kilis Belediyespor nerelerde olabilir sizce? İlk hedefimiz 3. lige çıkmak. 3. ligden çıktıktan sonra da inşallah hedefimiz daha büyük. 2. lige çıkmak istiyoruz. Ben Kilis Belediyespor'un İkinciliğe çok yakışacağını düşünüyorum. Son olarak şunu sorayım. Altyapı. Orada da çalışmalar var. Evet. Altyapıdan oyuncu geliyor mu? Geçmişte gelen oyuncular da var mesela. Biz altyapıya çok önem veriyoruz. Burada 4 tane hoca çalışıyoruz. 4 tane, 5 tane de bizim altyapıda hocamız var. Ama ne yazık ki akademi liglerine katılamadığımız için altyapıdan fazla oyuncu çıkaramıyoruz. Bu altyapıdaki çocuklarımız 17-18 yaşına kadar maç oynayamıyorlar. Maç oynamadıkları için de burada futbolun gelişmesi, Kilis'ten futbolcunun yetişmesi çok zor oluyor. İşte burada federasyonumuz mu, büyüklerimiz mi, il olduğumuzdan dolayı bize bir güzellik yapar da bizi bu U14, U15, U16 liglerine, akademi liglerine alırlarsa futbolun daha çok gelişeceğini, buradan daha çok futbolcu çıkacağını düşünüyorum. Yani burada futbolu çok seviyorlar. İnşallah biz de bu Kilis Belediyespor'u inşallah profesyonel liglere çıkarıp oradan daha yüksek yerlere ulaştırmak istiyoruz yani. Şu an durumumuz çok iyi. Arkadaşlık ortamımız çok iyi. İnşallah devre arasını biz hani lider olarak kapatmak istiyoruz. İkinci yarı da çalışıp, daha çok çalışıp inşallah şampiyonluk hedefimiz çok yüksek yani. Vallahi Kilis benim için çok farklı bir yerde. Ben de Gaziantep'liyim aslında. Kilis de bizim memleketimiz sayılır. Süper Lig olur da işte bakalım, inşallah en kısa zamanda oralarda da görürüz Kilis Belediyespor'u. Futbolun şehirlerinde bu hafta kadim medeniyetler diyarı Kilis'teydik. Kilis dediğimiz zaman tabii ki akla ilk gelen burada çok uzun yıllar çeşitli medeniyetlerin yaşamış olması ve onun bıraktığı izler. Baktığımız zaman burada kültürel ve tarihi miras açısından çok zengin bir şehir olduğunu görüyoruz Kilis'in. Son yıllarda gurme turizmi ile de canlanan, lezzetleriyle dikkat çeken, Kilis tavasıyla, cennet çamuruyla dikkat çeken bir şehrimiz. Ve tabii ki futbol, Kilis Belediyespor şu an bölgesel amatör ligde mücadele ediyor ve tekrar profesyonel liglere katılmayı hedefliyor. Onlar ne durumda? Son durumlarını sizler için ekrana getirdik. Kilis'te yağmurlu bir havada programı bitiriyoruz.
Hemen arkamızda buranın en eski yapılarından biri valilik binası var. O da halen valilik olarak kullanılıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de şunu söylemiş kilise ile ilgili. İlk ayak bastığım Türk şehrindeki bu uyanıklığa cidden hayran kaldım ve bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir. Var olun aziz kilisliler demiş 1918'de Mustafa Kemal Atatürk. Futbolun şehirlerinde bir bölümün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta güzel yurdumuzun bir başka köşesinde olacağız. Hoşça kalın.